Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde gaz basıncı ile ilgili size bilgi vermeye çalışacağım. Gaz basıncı dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen şey Torricelli deneyidir. Nasıl bir deneydir Torricelli? Ya da Torricelli deneyiyle ne yapmak amaçlanmıştır? Öncelikle bunu anlatmaya çalışalım. Torricelli deneyi açık hava basıncını ölçmeye yarayan bir deney. Yani İtalyan fizikçi Torricelli bu deneyi yaparak deniz seviyesindeki 0 santigrat derece sıcaklıktaki bir noktada ve 1 metre uzunluğunda cam boru kullanarak deniz seviyesindeki açık hava basıncını ölçmüştür arkadaşlar. Nasıl bir deneydir bu? Bir boru, 1 metre uzunluğundaki bir boruyu aldık. İçerisine civayı doldurduk. Şurada da bir civa kabı var. Bunun içerisinde de civa dolu. Daha sonra boruyu ters çevirerekten civa çanağının içerisine daldırdığımızda şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Normalde ne beklenir burada? İşte şuradaki boru içerisindeki civanın tamamen civa çanağının içerisine dökülmesini bekler. Ama böyle bir şey olmuyor. Burada bir miktar civa içerisinde kalıyor arkadaşlar. Bu civa neden kalıyor? Şurada gördüğümüz gibi T0 basıncı var. T0 basıncı dediğimiz şey bizim açık havanın şuraya yapacağı, civanın yüzüne yapacağı basınç. Benzer şekilde burada da var T0'ımız. Peki bu T0 neyi dengeleyecek burada? Şuradan bir çizgi çekersek, şuradaki basınçlar, yani şu çizgi üzerinde çektiğim noktalardaki basınçların hepsi birbirine eşittir. Bu ne anlama gelir arkadaşlar? Buradaki basınç P0'a eşittir. Buradaki basınç ise buradaki 76 cm yüksekliğindeki civanın yaptığı basınca eşittir. Ya da 76 olduğunu bilmediğimizi düşünürsek arkadaşlar, şurada kalan civanın şu noktaya yapacağı basınca eşittir. O zaman bu seviyedeki bütün basınçlar eşit olduğuna göre P0 için ben şunu yazabilirim. Deniz seviyesi için Torricelli'nin yaptığı deneyde 0 santigrat derece sıcaklıkta yaptığı deneyde T0'ı 76 santimetre civa bulmuş. Yani deniz seviyesinde 0 santigrat derece sıcaklık deney yapıldığı zaman şurada 76 santimetre yüksekliğinde civa kalmış arkadaşlar. Onun yaptığı basınç da doğal olarak açık havanın yaptığı basınca eşit olacaktır. Torricelli deneyini suyla yapmış olsaydık arkadaşlar, acaba şunu düşüneceğiz, 76 santimetre yüksekliğindeki civanın yaptığı basıncı kaç santimetre yüksekliğindeki su yapar? Bu da civanın yaptığı basıncı bulabilmek için bizim civanın yerine 0,76 metre yazdık. Yani sıvı basıncını düşünürsek HDG idi. O halde T civa eşittir P0, o da H civa çarpı D civa çarpı G biçiminde biz bunu yazabiliriz. Civanın öz kütlesi 13,6, dolayısıyla bunu kilogram bölü metre küpe çevirdik. Aynı şekilde işlem yaptığımız zaman, burada yerine koyduğumuz zaman, yani 0,76 götürdük yerine koyduk, 13.600 götürdük yerine koyduk. G'miz de 9,8 dünyada ortalaması arkadaşlar. Bunu yerine yazdığımız zaman şunu elde ediyoruz. Acaba bu kadarlık basıncı kaç santimetre yüksekliğindeki bir su derinliği sağlayacaktır? Bunu da şöyle yazarsak, T0 eşittir A su D su G diye yazarsak, basınç yerine 101.300 yazdık. Eşittir H su çarpı suyun öz kütlesi 1000 çarpı G'miz 9.8 alırsak 10.336 metrelik bir su yüksekliği sağladı. Yani 0,76 santimetre civanın sağladığı basınç ancak 10.3 metrelik bir su sağlayabiliyor. Bu ne anlama geliyor? En az 10.5 metrelik bizim ne kullanmamız gerekiyor? Burada bir cam boru kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, Torricelli deneyi için borunun şekli, şemali, inceliği, kalınlığı bizim için önemli değil arkadaşlar. Nasıl bir şekil kullanırsak kullanalım, nasıl bir boru kullanırsak kullanalım hiç fark etmeyecektir. Sonuçta bizim için sıvı yüzeyinden olan düşey uzaklık önemlidir. Ve bu da deniz seviyesi için, Torricelli deneyi için 0 santigrat derece deniz seviyesinde yapılmış deney için 76 santimetredir arkadaşlar. Şimdi açık hava basıncı yükseklikle nasıl değişir onu belirlemeye çalışalım. Şurada su, deniz, göl nasıl derseniz öyle bir şey olsun. Ve yukarı doğru yükselen bir dağ, tepe, herhangi bir şey düşünelim burada. D noktası tam deniz seviyesi olduğu için, D noktası deniz seviyesi olduğu için arkadaşlar, D noktasındaki basıncımızla C noktasındaki basıncı kıyaslarsak, yukarıya doğru çıkıldıkça havanın molekül sayısı azalacağı için B noktasının basıncı C noktasının basıncından daha büyük olacak.
A noktası ise sıvının içerisinde, denizin içinde hem de daha aşağıda olduğu için arkadaşlar A noktasının basıncı da B noktasından büyük olacaktır. Dolayısıyla yukarılara doğru çıkıldıkça açık hava basıncı azalır arkadaşlar. Kapalı kaplardaki gaz basıncından bahsedecek olursak, gazlar bulundukları kapların hacmini doldururlar. Gazlar sıkıştırılabilirler. Gazların hareketinden dolayı birim yüzeye çarparak o yüzeye basınç uygularlar. Gazlar hareketten dolayı birim yüzeye çarparak o yüzeye basınç uygularlar. Burada kapalı kaplar örnek verebiliriz. Kapalı kaplar nelerdir? Futbol topu, araba lastikleri, mutfak tüpleri, çocuk balonları, yangın tüpleri, deodorantlar vesaire bunların hepsi kapalı kaplara örnektir arkadaşlar. Şurada çok önemli bir özellikten bahsedeceğiz. Gazlar bulundukları kapların yüzey alanına çarpma yaparlar. Çarpma sayısı arttıkça basınç da artar. Gazlar bulundukları kapların tüm noktalarına aynı basıncı uygularlar. Örneğin sıvılar için biz bunu düşündüğümüz zaman şöyle bir kap çizdiğim zaman ben şuradaki basınçla şuradaki basıncı sıvıda kıyaslarsam şuradaki A noktasındaki basınç B noktasındaki basınca göre daha büyük olacaktır. Daha derindedir. Ancak gazlarda böyle bir şey yok. Kabın altı, üstü, sağ, solu neresinden bahsedersek bahsedelim her noktasına bir gaz aynı basıncı uygulayacaktır arkadaşlar. Önemli bir özellik. Notunuzu alın. Burada basıncın, gaz basıncının hacmi, molekül sayısına ve sıcaklığa bağlı denklemini görüyoruz arkadaşlar. Bunu kimyadan da hatırlayacağımız gibi ideal gaz denklemi diye geçecek bu. Denkleme göre sıcaklık ve hacim sabit kalmak şartıyla tanecik sayısı artarsa basınç artar. Evet, basınç N ile doğru orantılıdır. Sıcaklık ve molekül sayısı sabit kalmak şartıyla gazın hacmi ile basınç ters orantılıdır. Evet, burada molekül sayısının sıcaklığı sabit tutarsan T ile V ters orantılıdır ki bu bizim için önemli. İleriki derslerde ya da gaz basıncı ile ilgili sorular çözeceğimiz zaman bu basınçla hacmin ters orantılı olmasını bol bol kullanacağız arkadaşlar. Molekül sayısı ve kabın hacmi sabit kalmak şartıyla sıcaklık ile sıcaklığa bağlı ve doğru orantılıdır arkadaşlar. Evet, sıcaklık arttıkça gaz taneciklerinin hızı artacak. Dolayısıyla daha yüksek hızlarla yüzeylere çarpacağı için basınç artar diyebiliriz. Ki denklemimize baktığımız zaman zaten T ile T de doğru orantıdır. Evet, burada önemli bir kanundan bahsedeceğiz. Az önce söylemiştik. P ile V nasıl orantılıydı? Ters orantılıydı arkadaşlar. Burada şu anlama çıktı. Anlam geliyor. Şuraya dikkat edin. Bir kap var içerisinde. Gaz dolu olsun. P1 basıncı ve V1 hacminde bir gazdan bahsedelim. Bir sürtünmesiz piston olsun. Üzerine bir cismi koyduk arkadaşlar. Ve bu cisim ağırlığından dolayı bunu sıkıştırdı. Şurada gördüğümüz şekilde. Aynı cismi aynı sistemi üzerine farklı bir cisim koyarak örneğin birincisinde işte 10 Newton'luk bir cisim, ikincisinde atıyorum kafadan 50 Newton'luk bir cisim koyarak sıkıştırırsak bu sefer gaz sıkışacağı için içerisindeki basınç artacak arkadaşlar. Hacim küçüldüğü için basıncın ne yapmasını bekleriz burada? Artmasını bekleriz. İlk durumla ikinci durum arasında ilk durumdaki P1 V1 çarpımı ile ikinci durumdaki P2 V2 çarpımı her zaman eşittir. Bu bize sorularda oldukça kolay işlem yapma yeteneği sağlayacaktır. Manometrelere bakarsak arkadaşlar, manometre dediğimiz şey kapalı bir kaptaki gazın basıncını ölçmeye yarayan bir aletten bahsediyoruz burada. Gazın şu noktaya uyguladığı basınç her neyse bu basınç aynen buraya iletilecek. O halde gazın bu noktaya uyguladığı basınç ve şu noktadaki basınç eşit olacağı için ve bu noktadaki basıncı kim dengeliyor burada? H yüksekliğindeki civa dengeliyor. Dolayısıyla ben burada P gaz eşittir P civa. O da eşittir H diye yazabilirim. Tabii şurada hava yok arkadaşlar. Şuna bakarsak yine gazın şu noktada yaptığı basınç aynen karşıya iletilecek. Bu seviyelerimiz aynı seviyede olduğu için direkt P0'ın şu noktaya uygulayacağı basınç ile gazın bu noktaya uygulayacağı basınç birbirine eşit olacağı için arkadaşlar P gaz P0'a eşittir diyebiliriz. Aynı şekilde gaz basıncının şu noktaya yapacağı basınçla şu noktadaki basınç eşit olacak. Bu noktadaki basınç ise P0 artı H diye yazılır arkadaşlar. Yani P gaz P0 artı H eşit. Benzer şekilde düşünecek olursak burada arkadaşlar. Şuradan yine çektik bakın çizimimizi. P0 şu noktaya uyguladığı basınç. Şuraya aynı iletilir. Bu noktada ne var o halde? P gaz artı H yüksekliğindeki civanın yapacağı basınç. O zaman P0 eşittir. P gaz artı H diye yazabilirim. Tabii P0 eşittir. P gaz artı H diye yazarsak biz bunu P gazı buradan çekersek P0 eksi H'ı elde edeceğiz arkadaşlar.
Birkaç tane özel durumdan bahsedelim arkadaşlar. Sorularda genelde karşılaşabileceğimiz. Şekildeki cam boru bir miktar aşağı itilirse gaz sıkışır ve basıncı artar. Bunun sonucunda Y ve H azalır demiş arkadaşlar. Cam boruyu biz aşağı ittiğimiz zaman elbette ki şuradaki gazı ne yapacağız? Sıkıştıracağız. Dolayısıyla Y uzunluğu ne yapacak? Azalacak. Orada tereddütümüz yok zannedersem. Y ne yapar burada? Azalır. Peki ben burada şunu yazabilir miyim? Bakın. Şu seviyeyi alırsam ben şuradaki basınç, buradaki basınç ve buradaki basınç birbirine eşittir. O halde ben şunu yazarım burada. P0 P gaz artı H eşit olacak. Y'yi küçülttüğüm zaman ben buradan, Y'yi küçülttüğüm zaman hacmi küçülen gazın basıncı artacak. Yani P gaz artacak. P0 değişmeyeceği için H'ın ben ne yapmasını düşünürüm? Azaldığını düşünürüm. Yani Y de azalacak buradan. H da azalacak arkadaşlar. Şurada da önemli bir ya da önemli bir özellikten bahsedebiliriz. O da şöyle söyleyelim onu biz. Burada denklemleri yazmak önemlidir arkadaşlar bizim için. İlk başta X gazı üzerinden yazalım. X gazı ya da herhangi bir gaz bütün noktaları aynı basıncı uygular demiştik. O zaman burada ve buradaki noktaları aynı basıncı uygulanacaktır gaz tarafından. O zaman şurada kimi dengeliyor? Bakın şu nokta için düşünecek olursam. P0 artı civayı dengeliyor. Civa yüksekliğini dengeliyor. O halde ben Px gazı için P0 artı H diye yazabilirim. Benzer şekilde şuradan çekersek şu noktanın basıncıyla burası eşittir. Gaz şu noktaya bir basınç uygulayacak. Bana ben Px diyorum. Px basıncı aynen şu noktaya iletilecek. O zaman Px kimi dengeliyor? Py artı 2H'i dengeliyor arkadaşlar. Ve ben buradan gerekli şeyleri yaptığım zaman Px'in P0'dan büyük P0'ın da P'ye'den büyük olduğunu görebileceğim arkadaşlar. Evet, buraya bakarsak şekildeki sabit devir özdeş muslukları aynı anda açılarak eşit kare bölmeli kaplar dolduruyor. Birinci kap T1, ikinci kap T2, üçüncü kap ise T3 sürede doluyor. Süreler arasındaki ilişki T3 büyüktür, T1 eşittir, T2'dir. Neden? Bunu açıklamaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz kapların hacimleri eşit. Yani 4 çarpı 3 12, 4 çarpı 3 12, 3 çarpı 4 12 hepsi 12 birimlik kap. Dolayısıyla hacimler eşit. Dolayısıyla eğer şu kapalı bölmeleri olmamış olsaydı biz burada şunu söylerdik. Bütün kaplar aynı sürede dolar derdik. Ancak buradaki kapalı bölmeler kapların dolma sürelerini değiştirecektir. Şöyle ki kabın içerisinde başlangıçta hava olduğu için şu seviyeye kadar örneğin birinci kaptan bahsedersek sıvı normal dolacak. Su normal dolacak bunun içerisinde. Ama bu seviyeden yükseldikçe şurada gaz sıkıştırmaya başlayacak arkadaşlar. Benzer şekilde bu da buraya kadar dolacak. Buradan itibaren yükseldikçe burada yine gaz sıkışacak. Aynı şekilde şuraya kadar, şu seviyeye kadar normal dolacak. Buradan sonra ise şuranın içerisinde gaz sıkışacak arkadaşlar. Şimdi hangisinde gaz daha çok sıkışır ya da hacmi daha çok düşürür onu belirlemeye çalışalım. Kap ağzına kadar dolduğunda şuraya yapılan basınç, şuraya yapılan basınç buradaki gazı sıkıştıracak arkadaşlar. Dolayısıyla bakıyorum şuradaki seviyem 2 birim, şuradaki seviyem 2 birim. Bu şu anlama geliyor. Şu bölmedeki sıvı gaz ve şu bölmedeki gaz aynı hacimde olacaktır. Dolayısıyla aynı hacimde olduğu için kap miktarları da eşit, hacimleri de eşit olduğu için T1 ile T2'ye ben eşittir derim birbirine süre olarak arkadaşlar. Buna bakıyorum. Burada ise daha çok daha çok gaz sıkışır. Çünkü üzerinde 3 birimlik sıvı olacak arkadaşlar. Dolayısıyla şu noktaya daha çok basınç yapılacak. Dolayısıyla şurada sıkışan gaz miktarı daha fazla olacak. Daha çok gaz sıkışıyorsa buraya daha çok sıvı dolduğu anlamına gelir. Daha çok sıvı doluyorsa bu kap diğerlerine göre daha uzun sürede dolacaktır. Dolayısıyla ben bunu T3 büyüktür, T1 eşittir, T2 biçiminde yazabilirim arkadaşlar. Gaz basıncı ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Gaz basıncı ile ilgili soru çözüm videolarımızda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar.